Samsun'dan, Sinop'tan, Gümüşhane ve Bayburt'tan gelip İstanbul'da ekmek peşinde koşan, İstanbul'un değişik alanlarında çalışan sevgili Karadenizliler, hepinize en içten selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. (Gülüyor) 35 arkadaşım konuştu. Biliyorum çok daha fazla sayıda arkadaşım soru sormak veya görüşlerini ifade etmek istiyordum. Sizin sorduğunuz soruların tamamına büyük bir samimiyetle ve inanarak cevap vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, ilk dört madde konusunda, anayasanın ilk dört maddesi konusunda bir değişiklik söz konusu değil. Ama anayasa görüşmeleri yapılırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Anayasa Komisyonu üyesi geldi, şu sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ifade etti. Bu bir ilk adımdır. İlk dört maddede değişebilir. Kimse unutmasın. Kimse unutmasın. Asıl niyetin bu adımdan sonra ilk dört madde olacağını açıklıkla ifade ettiler. Ben değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Anayasa Komisyonu üyesi çıktı kürsüde bunu ifade etti. İtirazlar üzerine tekrar kürsüye geldi. Aynı sözleri tekrar yineledi. Bütün arkadaşlarımın Türkiye'nin bekası açısından altını kalın çizgilerle çiziyorum. Türkiye'nin bekası açısından, geleceği açısından, bayrağımız açısından, vatanımız açısından eğer duyarlılığımız varsa, ülkemizi seviyorsak, bayrağımızı seviyorsak, birbirimizi seviyorsak, birbirimize saygı duyuyorsak, referanduma giderken, oyumuzu kullanırken elimizi vicdanımıza koyup öyle gideceğiz. Bunun orta yolu yoktur. Bunun sağa solu yoktur. Bir arkadaşım sordu. Neden CHP bayrağı yok burada diye. CHP bayrağı şunun için yok. Sorun CHP olayı değil. Mesele CHP olayı değil. Mesele Türkiye olayıdır. Türkiye olayı olunca bunun partisi olmaz. Bir ortak paydada buluşacağız. Bayrak konusunda ortak payda. Vatan konusunda ortak payda, demokrasi konusunda ortak payda, hak ve özgürlükler konusunda ortak payda, düşünceyi açıklama ortak payda, yargı bağımsızlığı ortak payda. Ortak payda da buluşacağız. Onun üzerine fikirlerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Partilerimiz farklı olabilir. Ama ortak paydayı oluşturacağız. Bu salonda 6 oklu bayrakların olmamasının temel nedeni budur. Mesele vatandır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır değerli arkadaşlarım. Gerisi teferruattır. Bir arkadaşım sordu. Ortada bir anayasa değişikliği yoktu. Bunu kim dayattı? Kim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdi? Kimin dayattığını siz de biliyorsunuz. Kimin gündeme getirdiğini siz de biliyorsunuz. Ben o konuda ayrıca bir yorum yapmak istemiyorum. Özel bir tartışma aranı yaratmak istemiyorum. Ama size şunu çok açık çok net söylüyorum. İfade ediyorum. Bu anayasa değişikliği kabul edilirse bir kişiyi elde ettiğiniz zaman en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirirsiniz. Bir daha söylüyorum. Bir daha altını yine çizerek söylüyorum. Bu değişiklik geçerse bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman devasa Türkiye Cumhuriyeti'ni en geç 24 saat içinde ele geçirirsiniz. En geç 24 saat içinde. Diyeceksiniz ki nasıl? Çok basit. Yetki veriyoruz. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili, altını çiziyorum yine. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bir kişiye her türlü kararname çıkarma yetkisi veriyoruz.
Bir sabah kalkacak. Birisi ikna etti. A devleti de ikna edebilir. B devleti de ikna edebilir. A örgütü de ikna edebilir. B örgütü de ikna edebilir. İkna mı ettiniz başkanı? İkna ettiniz. Bütün valiler, bütün kaymakamlar, bütün müftüler, bütün paşalar, askerler, genelkurmayı dahil, bütün devlet kurumlarındaki görevli üst düzey yöneticiler, genel müdürler, gerekirse şube müdürleri, hepsini bir kararnameyle değiştirebilir. Tek kararname, bir kararnameyle hepsini değiştirebilir. Ve devleti ele geçirir. Emniyet Genel Müdürünü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı, hepsini bir kararnameyle en geç 24 saat içinde, 24 saat diyorum da hazırlık aşaması için diyorum 24 saat. Aslında bunun tamamı bir saatlik iştir. Resmi gazetede yayınlanır ve olay biter. Bu anayasa değişikliğinin toplum için nasıl bir felaket olduğunu hepinizin bilmesi lazım. Hepimizin. O nedenle ortak payda diyoruz. Vatan sevgisi. Ben de vatanımı seviyorum, siz de seviyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde vatanını sevmeyen vatandaş mı var? Onlar da vatanlarını seviyorlar. Onlara da sesleniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde vatanını sevmeyen mi var? Onlar da vatanını seviyorlar. Vatan bir kişinin tek elinde değildir. Olamaz da zaten. Bu vatan 80 milyon vatandaşın vatanıdır. Bir kişinin vatanı olamaz. O nedenle yetkiler bir kişiye devredilemez, verilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde, yine altını kalın çizgilerle çiziyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir model yoktur. Böyle bir model yoktur. Bir kişiye devletin kaderi teslim edilemez. Bana çıkıp bir Allah'ın kulu biz bunu yapmıyoruz, böyle bir şey yoktur anayasada diyemez. Açıkça söylüyorum, diyemez diyorum. Neyi dayattıklarının farkında mıyız? Kimin isteği üzerine bunlar gerçekleşiyor? Acaba Milli Kurtuluş Savaşı'nda elde edemediklerini bu anayasa değişikliğiyle mi elde etmek istiyorlar? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ta en başından beri, 16 Temmuz'dan beri diyorum. Oturup kararımızı verirken düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Rejim değişikliği. Yok diyorlar rejim değişikliği. Bugünkü rejimde bütün yetkiler bir kişiye verilmiş mi? Verilmemiş. Demokratik parlamenter sistem var. Bu modelde bütün yetkili bir kişi. Bu rejim değişikliği değil de nedir Allah aşkına ya? Çocuk mu kandırıyorlar bunlar? Efendim biz 1923'te cumhuriyeti kurduk. İran'da da cumhuriyet var. Suriye'de de cumhuriyet var. Libya'da da cumhuriyet var. Bizim cumhuriyetimizde onlarınki aynı mı? Tek adam rejimleri bir ülkeye kan getirir, gözyaşı getirir. Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun Libya'ya bakın. Tek adam rejimi vardı. Kaldı mı Kaddafi? Ve ortada Libya kaldı mı? Libya kaldı mı? Suriye vardı. Buyurun Suriye'ye. Irak vardı. Buyurun Irak'a. Türkiye'yi kan ve gözyaşının aktığı bir Orta Doğu ülkesine dönüştürmek istiyorlar. Üstelik bunu bir anayasa değişikliğiyle yapmak istiyorlar. 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Hangi partiden olursa olsun, hangi bölgede yaşarsa yaşasın, hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, 80 milyon yurttaşıma seviyorum. Bayrağını seviyorsan, ülkeni seviyorsan, çocuklarını seviyorsan, ülkeni seviyorsan, Türkiye'yi yeni maceraların içine sürükleme. Altını çiziyorum. Türkiye'yi yeni maceraların içine sürükleme.
Bu vatan hepimizin vatanıdır. Ayrılık ayrılık yoktur. Hepimiz vatanseveriz. Doğruları bilelim ve öyle gidelim sandığa. Hayır oyunun çıkması bu ülkenin, milletinin demokrasiye sahip çıkması anlamına gelir. Bu millet demokrasiye sahip çıktı demektir. Çıkıp şunu anlatamıyorlar. 141 yıllık parlamento geleneğimiz var. 141 yıl. Niye bu gelenekten vazgeçiyoruz? Sevgili vatandaşlarım düşünsünler. Ya Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Elbette Osmanlı bizim atamız. Biz Osmanlı ile gurur duyuyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile daha fazla gurur duyuyoruz. Atalarımızı red mi ettik? Hayır. Peki atamıza sahipsek, tarihine sahipsek, onların getirdiği kurallara bağlı kalacaksak niye parlamento düzenimizi kaldırıyoruz? Neden parlamenter demokratik sistemden vazgeçiyoruz? Ben bunu, bu konuşmayı 16 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptım. Demokratik parlamenter sistem sayesinde parlamento bombalanırken darbe püskürtülmüştür dedim. Herkes alkışladı. 550 milletvekili. Alkışladınız da şimdi niye peki vazgeçtiniz? Neden vazgeçtiniz? Yeni Kapı'ya gittim. Yeni Kapı'da 12 madde saydım. Bir daha Türkiye bir darbeyle karşılaşmasın diye nelerin yapılması gerekiyor? Maddelerden birisi de demokratik parlamenter sistem güçlendirilmelidir. %1 oy alan partinin genel başkanı da meclise gelmelidir. Milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam yansımalıdır dedim. Kürsüden indim. Yerime giderken geldiler tek tek, bu anayasa değişikliğini getirenler beni kutladılar. Ne güzel konuşma yaptınız diye. Yine söylüyorum. 80 milyon vatandaşıma söylüyorum. Yeni Kapı ruhuna sahip çıkan tek kişi, altını çiziyorum, tek kişi bu karşınızda gördüğünüz kardeşinizdir. ...16 Temmuz'da ne dediysem, Yeni Kapı'da ne dediysem, dün ne dediysem, bugün de aynı şeyleri söylüyorum. İnandığım şeyleri söylüyorum. Bu ülkede her vatandaşımın, bakın her vatandaşımın, görüşü ne olursa olsun, siyasi tercihi ne olursa olsun, her vatandaşımın huzur içinde yaşamasını istiyorum. Her vatandaşımın demokrasiye sahip çıkmasını istiyorum. Bizim üzerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Büyük bir sorumluluk. Sadece benim değil. Sadece Karadenizlilerin de değil. Urfalıların da değil. Trakyalıların da değil. Egelilerin de değil. Akdenizlerin de değil. İç Anadolu'nun da değil. Doğu Güneydoğu'nun da değil. Hepimizin, 80 milyon vatandaşın sorumluluğu var. Bakın ben gururlu olarak çocuklarıma şunu söylüyorum. Gurur duyarak. Diyorum ki ben 12 Eylül darbe anayasası oylanırken genç bir devlet memuruydum. Gittim ve o anayasaya hayır oyu kullandım diyorum. Evet, bunu gururla anlatıyorum. Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Çocuklarınıza güzel bir miras bırakmak istiyorsanız sandığa gideceksiniz. Ben hayır oyunu kullandım diye çocuklarınıza gururla, torunlarınıza gururla anlatacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ben bu ülkede demokrasiye sahip çıktım. Ben bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce dile getirebileceği bir demokrasiye sahip çıkmak için yola çıktım ve hayır dedim. Ben bu ülkenin hapishanelerinde gazeteciler olmasın diye gittim, ona hayır dedim. Ben koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kişiye teslim etmedim. Bunun için hayır oyu verdim diyeceksiniz ve anlatacaksınız. Bunun kadar büyük ve güzel bir gurur olamaz arkadaşlar. Bakın bunu inanarak ve büyük bir samimiyetle dile getiriyorum. Değerli arkadaşlarım,
Deniyor ki, bir arkadaşım sordu. Efendim hayır çıkarsa CHP hemen Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyecek. Kapalı kapılar altında bunu söylüyorlar. Yine söylüyorlar. Hayır çıkarsa ülkede kaos çıkacak. Açık ve net söylüyorum. Açık ve net. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Hayır çıktığı zaman biz niye Cumhurbaşkanı'nın istifasını isteyelim? Hayır niye isteyelim? Cumhurbaşkanını biz seçmedi ki. Halk seçti. Bu millet seçmedi mi? Seçti. Süresi var mı? Var. Ne zamana kadar? 2019. 2019'a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yapacak. Bu kadar basit. Korku yaratarak. Evetleri çoğaltmaya çalışıyorlar. Biz de korku değil, sevgi yaratarak, dostluk yaratarak, insanca yaşama talebimizi dile getirerek hayır diyoruz. Kaos çıkacak. Ya niye kaos çıksın? Niye kaos çıksın? Sayın Cumhurbaşkanı görevinde. Binali Bey başbakanlık koltuğunda oturacak gene. Bütün bakanlar görevlerini yapacaklar. Bütün bürokratlar görevlerinin başında. Devletin yapısında hiçbir değişiklik yok. Bir kanun çıkacaksa gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Orada görüşülecek, tartışılacak. Sonra kanun çıkacak. Niye kaos çıksın? Hangi gerekçeyle kaos çıkacak? Ha evet çıkarsa ne olacak? İşte onu hep beraber düşüneceğiz. Kaç kanun değişecek? Biliyor musunuz? Kaç kanun değişecek? Üstelik büyük bir kısmı bir kişinin kararnamesiyle. Biliyor musunuz? 2020 kanun değişecek. 2020 en az. Sizler kanunları bile, kararnameleri bile takip edemeyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım, sizin sorumluluğunuz sadece İstanbul'la da sınırlı değil. Bütün Karadeniz'le sizin sorumluluğunuz, sorumluluk alanınız o kadar geniş ve büyük. Bütün Karadeniz'le sizin sorumluluğunuz var. Alanınız bu kadar geniş olmalı. Bütün Türkiye sathında sizin sorumluluğunuz olmalı. Her vatandaşa ulaşmalısınız. Her yaştan insana ulaşmalısınız ve anlatmalısınız. Bu gerçekleri anlatmalısınız. Bunları söylemelisiniz. Türkiye'nin ne kadar ciddi bir riskle, tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatmalısınız. Ben de anlatmalıyım, siz de anlatmalısınız. Başkanlık sistemi sadece Amerika'da var. Bildiğimiz net çalışan başkanlık sistemi Amerika'da var. Başkan en zayıf halkadır. Büyükelçi bile tayin edemez. Bütçe tamamen halk tarafından seçilmiş, senato, kongre, meclis tarafından yapılır. Eğer bütçe onaylanmazsa başkan 5 kuruş para bile harcayamaz. Ki örneğini gördük. Geçen yıl bunun örneğini de gördük birlikte. Oradaki model eyalet sistemidir. Her eyaletin ayrıca seçilmiş valisi vardır. Her eyaletin parlamentosu vardır. Her eyalet kanun çıkarır. Ama bir de ülke genelinde düzenlemeler vardır. Bizdeki model, yani düşünülen model, getirilen modelin dünyada bir örneği yoktur. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Nasıl bir Türkiye'yi hedefliyorlar? Az önce size söyledim. Geçmişte Türkiye üzerine oynanan oyunları bu devlet hep frenledi ve kaldırdı. Oynanan bütün oyunları hep boşa çıkardı. Neden? Devletin kendi içinde dengeleri vardı. Devletin kendi içinde güçlü kurumları vardı. Bir kişi her şeye hakim değildi. Bir kişi her şeyin kararını vermezdi. Devletin duyarlı noktaları, duyarlı kurumları, bürokratları yanlışın üzerine giderdi ve siyaseti uyarırlardı. Şimdi tamamı çöküyor.
bir kişiye teslim edilen devletin geleceği yoktur arkadaşlar. Geleceği yoktur. Efendim, CHP'yi işte hayır diyor. İşte terör örgütleri de buna hayır diyor. Böyle suçluyorlar. Niye buna karşı bir şeyler söylemiyorsunuz? Bizim bir şeyimiz yok ki arkadaşlar. Bizim vatan sevgimiz var. Bayrak sevgimiz var. İnsan sevgimiz var. Bizim neyimiz var? Ha çıkıp şunu söylesinler. Şavşat'tan Ardanuş'a giderken terör örgütünün saldırısına uğrayan hangi liderdi Allah aşkına? Hangi liderdi? Onlar mı saldırıya uğradılar? Biz saldırıya uğradık. Ben kendi ülkemi seviyorum. Sizin sevdiğiniz gibi. Bu ülkenin refahı için mücadele ediyorum. Sizin beklentileriniz gibi. Beraber mücadele edeceğiz. Bunlara hiç ama hiç kulak asmayın. Bizi farklı bir tartışmanın içine çekmek istiyorlar bilinçli olarak. Anayasa tartışılmasın, başka şeyler tartışılsın. Onu istiyorlar. Bu tuzağa düşmüyoruz. Bu tuzağa düşmüyoruz. Vatandaş bu anayasa değişikliğinin kendisi ve çocukları, torunları için ve ülke için hangi tehlikeleri içerdiğini bilmesi lazım. Bizim derdimiz bu. Biz her yerde, her ortamda teröre karşı çıktık. Boyun da eğmedik. Eğmeyiz de zaten. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz ülkemizi severiz. Her vatandaşımın da kendi ülkesini sevdiğine inanırım. Hiçbir ayrım yapmam. Bayrak bizim bayrağımızdır. Bu kadar açık, bu kadar net. Özel bir tartışma alanı yaratıp anayasa değişikliklerini gölgelemek istiyorlar. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu tuzağa düşmeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii bir kampanya açtıklarını biliyoruz. Bir evet kampanyası açtıklarını biliyoruz. Valisiyle, kaymakamıyla, ordusuyla, bilmem efendime söyleyeyim, polisiyle, jandarmasıyla, herkes tarafından bir kampanya açıldığını biliyoruz. Bizim kampanyamız milletin kampanyasıdır. Devletin kampanyası değildir. Biz milletimize güveniyoruz. Bu millete güveniyorum ben. Bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin demokrasiye sahip çıkacağına inanıyorum. Valisi telefon ediyor. Kaymakamı telefon ediyor. Efendim sizin köyden şu kadar eve çıkmazsa size hizmet götürmeyeceğiz. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Bu milletin üzerine baskı kuranları milletin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bu milletin kendi ülkesine bağlı olduğunu öyle anlaşılıyor ki o valiler, o kaymakamlar hala öğrenememişler. Yukarıdan talimatla iş yapıyorlar. Madem sen Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin demokrasi için güzel bir anayasa değişikliği getiriyorsun, niye çıkıp anlatmıyorsun? Niye valiler baskı yapıyor? Niye kaymakamlar baskı yapıyor? Niye vatandaşa illa buna evet diyeceksiniz diye zorlama yapıyor? Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunu onlar da biliyorlar. Hatalı olduğunu onlar da biliyorlar. Güzel bir şey yapıyorsan niye çıkıp millete evet'i şunun için söyleyin diye söylemiyorsunuz? Hayır çıkarsa kaos olur. Hayır çıkarsa bilmem ne olur. Hayır çıkarsa bilmem ne olur. Sen bunu bırak kardeşim. Sen bunu bırak. Sen bu anayasa değişikliğe neyi getiriyorsun? Sen çık millete onu anlat. O kadar korkuyorlar ki onların istediği televizyon kanalında ya gelin diyorum. Oturalım millet öğrensin. Ne getiriyor, ne getiriyor. Oturup tartışalım, konuşalım.
Cesaret bile edemiyorlar. Cesaret bile edemiyorlar. ...18 yaşla ilgili arkadaşlarım sordular. 18 yaşında milletvekili olur mu diye. Aranızda 18 yaşında veya 19-20 yaşında çocuğu olanlar veya torunu olanlar olabilir. Allah aşkına 18 yaşında benim çocuğum, benim torunum milletvekili olacak diye buna inanan bir arkadaşım var mı acaba? El kaldırabilir mi? Yok. Niye yok? Güvenmiyor musunuz? 18 yaşını niye getirdiler? Ben size söyleyeyim. 3 nedeni var. 1- Ankara'daki beylerin çocukları için geldi. 2- Bunlar milletvekili olacak. 3- Ömür boyu askerlikten muaf olacak. 4- 2 yıl sonra milletvekilinden 2 yıl sonra emeklilik hakkı kazanacak. Ayda 10-15 bin lira emekli aylığı alma imkanına kavuşacak. Bundan daha iyi ballı börek olabilir mi? Kendi çocukları için getiriyorlar. Niçin getiriyorlar? Sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız askere gidecek. Ankara'daki beylerin çocukları hem askere gitmeyecek, hem milletvekili olacak. 2 yıl içinde emeklilik hakkı kazanacak. Ayda 15-20 bin lira emekli aylığı alacak. Ayrıca, ya arkadaşlar, hani vicdan denen bir şey var, ahlak denen bir şey var, inanç denen bir şey var. Bunların hiçbirisi yok. 18 yaşın hikayesi bu. Anlatın her yerde. Olay budur. 600 milletvekili gerekli mi? Hayır. 550 bile fazla. Normali 450 milletvekilidir. Hadi 550 oldu. Niye 600? Efendim meclisi güçlendirmek için 600'ü yapıyoruz. Doğru, sayısal olarak güçleniyor. Ama sen meclisin yasa yapma tekelini elinden alıyorsun. Bu ne biçim güçlendirme? Temeli olmayan bina. Sen meclisi güçlendireceksen, milli iradenin meclise tam yansımasını sağlayacaksan, %1 oy alan partinin genel başkanı da meclise gelmeli, kürsüye çıkmalı ve konuşmalı. Demokrasinin gereği budur. Ne diyorlar 82 anayasa? Bu darbe anayasasıdır diyorlar. E doğru. %10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Sen darbeye karşı mısın? Karşıyım diyor. Darbeye karşıysan darbecilerin getirdiği %10 seçim barajını niye kaldırmıyorsun? Niye kaldırmıyorsun? Bu soruyu da her yerde rahatlıkla sorabilirsiniz. Bizim görüşümüz, demokratik parlamenter sistemin güçlendirilmesidir. %1 oy alan partinin genel başkanının meclise gelmesidir. Siyasi ahlak kanunun çıkarılmasıdır. Siyasi ahlak kanunu. Bakın çıkaramıyorlar siyasi ahlak kanunu. Seçim kanunun değişmesidir. Siyasetin finansmanı ile ilgili kanunun değişmesidir. Demokratik parlamenter sisteminin güçlendirilmesi için biz kanun teklifi de verdik. Bazı kapalı kapılar ardında diyorlar ki, efendim şu CHP, evet bunlar 12 Eylül darbe anayasasını savunuyorlar. Hiçbir zaman savunmadık. Az önce söyledim. Onlar gittiler 82 anayasasına. Evet oyu kullandılar. Bu kardeşiniz gitti. Hayır oyu kullandı. Bakın ben bunu söylüyorum. Hiçbir zaman hiçbir milletvekilimiz de 82 anayasasını savunmadı. Tam tersine. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasa istedik. Herkesin can ve mal güvenliğinin güvencesi olan bir anayasa istedik. Bir şey daha. Anayasalar neden önemlidir? Çünkü anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Sadece benim anayasam değil, benim gibi düşünmeyen vatandaşın da anayasasıdır o. Başka partiden veya hiçbir partiye üye olmayan kişinin de anayasasıdır o. Dolayısıyla anayasa
80 milyonun ortak kitabıdır. Anayasa adı üstünde. İlk kez bir anayasa değişikliğiyle toplum ikiye bölünüyor. Toplum ikiye bölünüyor. Ve uzlaşma belgesi olmaktan anayasa çıkmış oluyor. Toplumun yarısı bu anayasa benim anayasam değildir diyecek. Peki bu doğru mudur? Asla doğru değil. Yanlış zaten buradan başlıyor. Değerli arkadaşlarım. Parlamenter sisteme döner misiniz diye bir eğer evet çıkarsa elbette parlamenter sistem olacak arkadaşlar. Ama büyük acıların yaşanmasından sonra tekrar parlamenter sisteme dönmek ve o acıları yaşamak bizim hakkımız olmamalı. Bizim hakkımız olmamalı. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesine bakın. Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesine. Amerika dışında başkanlık sistemi var. Affedersiniz, parlamenter sistem var. Amerika dışında. Dünyanın en yoksul 20 ülkesine bakın, sondan 20 ülkesine bakın. Hepsinde başkanlık sistemi var. Bu kadar açık. Ülke bir kişiye mi teslim edilsin? Ülke 80 milyona mı teslim edilsin? Mesele budur. Bu kadar basit. Anayasa değişikliğiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak mı? 1921 Anayasası. Birinci maddesi şudur. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. 1921 Anayasası'nın birinci maddesi. 1919 Amasya Tamimi. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletin azim ve kararı sözcüğü Amasya Tamimi'nde kullanılmıştır. Çünkü o zamana kadar milletin istikbaliyle ilgili karar saray tarafından alınırdı. Milleti öne çıkaran, milletin egemenliğini öne çıkaran en temel belge Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Amasya Tamimi'dir. 1921 Anayasası'nda olmuştur. 1924 Anayasası'nda da olmuştur. Birinci madde olarak üstelik. Çünkü milleti öne çıkarmıştır, sarayı geri plana almıştır. Şimdi biz egemenliği tamamen bir kişiye devrediyoruz. Hakimiyeti bir kişiye devrediyoruz. Bakmayın öyle caddelerde hakimiyet milletindir yazıyor. Bir kişi kendisini millet olarak görürse hakimiyet de millet oluyor o zaman. Bir kişi millet olamaz. Millet hepimiziz. Sağcısı, solcusu, ortacısı kim varsa 80 milyon hepimiziz. Akıl akıldan üstündür. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Babam mı söylüyor? Hayır. Dedem mi söylüyor? Hayır. Hepimizin babası, hepimizin dedesi, hepimizin geçmişinde bu söz bizim kulaklarımıza küpe edilmiştir. Babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz tarafından. Akıl akıldan üstündür. Beşer şaşar. Şimdi siz bütün yetkiyi bir kişiye veriyorsunuz. Ya hata yaparsa faturayı hep beraber ödeyeceğiz. Niye buna imkan veriyoruz? Hangi gerekçeyle buna imkan veriyoruz? Vermememiz gerekir. Değerli arkadaşlarım. İdam ya anayasa değişikliğinde yok ama meydanlarda söyleniyor. Milleti kandırmak için arkadaşlar. Milleti kandırmak için. Siyaset bu kadar düzeysiz bir hale gelebiliyor zaman zaman. Anayasa değişikliği getirdin 18 madde. 19. madde olarak koysaydın o zaman. O da çıkardı. MHP istemiyor muydu? İstiyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi o da istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Niye koymadınız? Niye koymadınız? Elinizden tutan mı vardı? Milleti kandırmak için. Milleti kandırmak için.
Millete yalan söylemek doğru değildir arkadaşlar. Siyasetin ahlakına uymaması gerekir. Siyasetin yalanı kabul etmemesi gerekir. Kalkıyorsunuz meydanlarda idam. Gelirse tamam. Niye getirmiyorsun? Başbakan sizden. Bakanlar sizden. Adalet Bakanı sizden. Bürokratlar sizden. Valiler sizden. Kaymakamlar sizden. Sayın Bahçeli de destek veriyor. Getirseydiniz. 19. madde olarak da bunu getirseydiniz. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Siyaset her ortamda halka doğruları söylemeli. İnandığı şeyleri söylemeli. Siyasetin aktörleri halka başka yeri gösterip öbür tarafa kaçarsa, sağ gösterip sol vurursa bunlar doğru değildir. Bunlar doğru değildir. Halkımızın da bütün bunları bilmesi lazım. Anayasa gibi temel bir yasa değişirken siyasi aktörler oturup bir araya gelip tartışamıyorlarsa o ülkede sorun var demektir. Konuşamıyorlarsa sorun var demektir. Halka doğruları söylemiyorlar demektir. Doğrulardan kaçıyorlar demektir. Bir arkadaşım söyledi. Ben dedi, evet oyu kullanmayı düşünüyorum ama beni ikna edebilir misiniz diye sordu. Şu ana kadar anlattıklarımı bir tarafa koyuyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bugünkü modelden, Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya rahatsızlandığında, görevini yapamadığında yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimle gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda bütün gruplar karşısında tarafsızdır. Tarafsız kimliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ettiği zaman, Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı temsil eder. Bu anayasa değişikliği geçerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başkan bir yere gittiğinde onu temsil edemeyecek. Kim temsil edecek? Seçimle gelmeyen birisi temsil edecek. Belki dayısının oğlu veya amcası veya yeğeni veya komşusu veya asker arkadaşı. Şimdi şu soru çok önemli. Bizim tarihimizde seçimle gelmeyenin yetkili olduğu dönemler darbe dönemleridir. Kenan Evren darbeyi yaptı, geldi, oturdu oraya, bitti. Milletin oylarıyla mı geldi? Hayır. Başkan bir yere giderken onu temsilen seçimle gelmeyen birisinin vekalet etmesi doğru değil. Başka? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkana yetki veriyoruz. Sen istediğin zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedebilirsin. 1924 Anayasası görüşülürken bu yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmıştır. İki genç milletvekili kürsüye çıkmıştır. Demiştir ki, biz Gazi Paşa'yı severiz. Bu memleket için neleri yaptığını da çok iyi biliriz. Onun vatanseverliğini de çok iyi biliriz. Ama kimse kusura bakmasın. Bizi buraya Gazi Mustafa Kemal değil, bizi buraya Türk milleti gönderdi. Biz ancak bizi millet fesheder, millet ortadan kaldırır. Şimdi biz bu yetkiyi birisine veriyoruz. Bir sabah kalkacak, ben meclisi feshettim. Hadi hep beraber seçime gidiyoruz. Niçin? Bir gerekçe var mı? Gerekçe göstermeye bile öyle bir zorunluluk yok. Gerek duymayacak. Öyle bir zorunluluk yok. Kafamı esti, kaldırıyorum arkadaş.
feshediyorum, buyurun seçime gidelim. Bunlar doğru değil değerli arkadaşlarım. Bugünkü modelde hükümet kurulur. Başbakan seçer, gider Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu onaylar. Onayladıktan sonra meclise gelir. Nasıl bir icraat yapacağını oturur mecliste anlatır. Hükümet programını açıklar. Meclisten güven oyu ister. Yani 80 milyon vatandaşın seçip parlamentoya gönderdiği meclisten hükümet güven oyu ister. Güven oyunu alır ve görevine devam eder. Yeni modelde güven oyuna gerek yok, gelmeyecek. Peki bu 80 milyon vatandaşın seçtiği milletvekilleri mecliste ne iş yapacak Allah aşkına? Güven oyu yok, gen soru yok. Ne iş yapacak bunlar? İdari yapıyla ilgili bütün yetkiler de verilmiş zaten yukarıya. Ne yapacak? Ben size söyleyeyim. Bir süre sonra şunu yapacaklar. Ya bu meclise de gerek yok diyecekler. Bak Cumhurbaşkanı bütün kararları çıkarıyor. Bu 600 milletvekili de zaten boşuna maaş alıyor. Biz bunu da kapatalım diyecekler. İş oraya gelecek. İş oraya gelecek. Böylece sonra seçim yapmaya da gerek yok. Ne gerek var seçime? Ben zaten memleketi yönetiyorum. Ben olmadığım zaman zaten dayım var işin başında. Dayım yönetiyor. Neye itiraz ediyorsunuz? Birisi itiraz mı etti? Tayin edeceği hakime diyecek ki bunu atın içeriye. Şunu da söyleyeyim. Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi etmesin mi? Bu soruya oturup hep beraber karar vereceğiz. Bir partinin genel başkanı olabilir. Anayasa Mahkemesi'ne, Hakimler Savcılar Kurulu'na hakim tayin etsin diyorsanız gidin evet oyu kullanın. Ya böyle bir rezalet olmaz. Olur mu? O zaman yargı siyasallaşır. Hakim siyasi otoritenin emrine girer diyorsanız o zaman gideceksiniz. Hayır oy kullanacaksınız. Bu kadar basit. Zor bir olay değil. Değerli arkadaşlarım. İşin özeti. Hayır demenin ülke için büyük hayırlar getireceğine inanıyorum. O nedenle hayırların çoğaltılmasına inanıyorum. Evet demenin vebali büyüktür. Altını bir daha çiziyorum. Evet demenin vebali büyüktür. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Evet demenin vebali büyüktür. Çocuklarınıza karşı, bayrağınıza karşı ve ülkenin bekası açısından, geleceği açısından hep beraber düşünmek zorundayız. Beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Siz çok değerli Karadenizli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Toplantımız burada sona ermiştir efendim. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim.